koşullarda tanımlı f fonksiyonu için olduğuna göre f 1 bölü 3 değeri kaçtır? x yerine 1 yazalım. 2 çarpı 1 bölü 3 artı f 3 1 yazdığımızda 1 eksi 5 artı 3 eksi 1. 2 çarpı x yerine 9 yazalım. f 3 artı f 1 bölü 3 olur. 9 yazalım. 81 eksi 45 artı 3 39 eksi 2 ile genişletelim. Toplayalım. Eksi 4 eksi 3 f 1 bölü 3 artı 2 toplayalım. 41 F1 bölü 3 eksi 41 bölü 3. Doğru cevap C seçeneği. Parçalı fonksiyonu için ifadelerinden hangileri doğrudur? Eksi 3 bu aralıkta 8 artı 1 bu aralıkta 4, 12. 12 doğru. Eksi 1 bu aralıkta eksi 1'in karesi 1, 4 çarpı eksi 4 bu aralıkta 9, 36. Doğru. F A eşittir 4. Bu aralıkta olsun. 5 eksi A 4. A eşittir 1. A bu aralıkta değil. A bu aralıkta olsun. A kare artı 3 eşittir 4. 1 A 1 A eşittir eksi 1. A 1 bu aralıkta değil. Eksi 1. 5a eksi 1 eşittir 4. 5a eşittir 1. Bu aralıkta toplamı soruluyor. 0. Doğru. Doğru cevap E seçeneği. Buna göre bu sayıların belirttiği polinom aşağıdakilerden hangisidir? 1 verdiğimizde 2, 2 verdiğimizde 4, 5, 3 verdiğimizde 9, 10, 4 verdiğimizde 17. Görüldüğü üzere A seçeneği doğru. 1 verdiğimizde 6, 6 yok. 1 verdiğimizde 3, 3 yok. 1 verdiğimizde 2, 2 verdiğimizde 9, 9 yok. 1 verdiğimizde 2, 2 verdiğimizde 4, 4 yok. Doğru cevap A seçeneği. Polinomun x artı 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Baş katsayısı 3, a eşittir 3, sabit terimi 2. Katsayılar toplamı 9, a artı b artı c, 3 artı b artı 2, 9, b eşittir 4 olur. Px polinomu 3x kare artı 4x artı 2 olur x artı 5 ile bölümünden kalan 0'ı eşitleyelim. x eksi 5. x yerine eksi 5 yazalım. 75 eksi 20 artı 2. 57. Doğru cevap E seçeneği. İfadelerinden hangileri doğrudur? Görüldüğü üzere karesi alınmış. Her iki tarafın karesini aldığımızda a kare 1 bölü a kare artı 2. 16 a kare artı 1 bölü a kare eşittir 14. 14 doğru. Karesini aldığımızda b kare artı 9 bölü b kare çarpımın 2 katı eksi 6. 25 b kare artı 9 bölü b kare 31. Yanlış çarpanlarından biri x artı kök x artı 1 x kare artı x artı 1 artı x eksi x ekleyelim. Görüldüğü üzere x kare artı 2x artı 1 eksi x x artı 1'in karesi eksi x. 2 kare farkı yapalım. x artı 1 eksi kök x x artı 1 artı kök x. Görüldüğü üzere çarpanı doğru. Doğru cevap D seçeneği. İfadelerine göre A üssü B kaçtır? Kökü eksi 1, x yerine eksi 1 yazdığımızda denklemi sağlar. 13, 0, 1, m eşittir 14, a eşittir 14. 4 eksi 4'ün karesi artı 3 çarpı 4 eşittir 0. Eksi 16 12 eksi 4 n eşittir 4 b eşittir 4 14 üzeri 4. Doğru cevap e seçeneği. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Delta'yı bulalım. B kare eksi 4 A çarpı 1. 16 eksi 4 12. X 1 2. Eksi B 4 artı eksi kök 12 bölü 2 çarpı 1. 4 artı eksi 2 kök 3 bölü 2. X 1 2 eksi kök 3 x2 2 artı kök 3. Doğru cevap A seçeneği. Buna göre kökleri A ve B olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Karşıya atalım A kare 2AB artı B kare eşittir 25. A artı B'nin karesi 25. A artı B mutlak değer 5 olur. A artı B 5. A artı B eksi 5. Görüldüğü üzere A çarpı B artı 5 olduğunda eksi 4 eksi 5 olduğunda 6. Denklemi yazalım. Kökler toplamı 5. X kare eksi 5 X kökler çarpımı eksi 4. X kare artı 5 X artı 6. Görüldüğü üzere doğru cevap D seçeneği. Şekildeki düzgün altıgenin çevresi 54 cm olduğuna göre AK uzunluğu x kaç cm'dir? 30 derece, 30 derece, 90 derece olur. 30 derece, 30 derece olur. 54 bölü 6, 9 olur. 60'ın gördüğü 9, 30'un gördüğü 3 kök 3, 2 katı 6 kök 3. Doğru cevap D seçeneği. Buna göre yeşil ve pembe renkli tangram parçalarının oluşturduğu ABFE dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Eşit eşit 12 kök 2 4 verilmiş eşit AA diyelim BB 90 derece 90 artı 2A artı 2B 360 2A artı B 270 A artı B 135 derece. 135 derece dışa doğru dik çizelim. 45 derece, 45 derece, 12, 12 olur. Birleştirelim. 12, 16, 20. İkiz kenar dik üçgen 10 kök 2, 10 kök 2 olur. Buranın alanı 10 kök 2 çarpı 10 kök 2 bölü 2 artı. Buranın alanı 4 çarpı 12 bölü 2 100 124. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki verilere göre B açısının ölçüsü x kaç derecedir? Dar açılar birbirine eşit olur. 3A eksi 26 A artı 14 2A 40 A eşittir 20, 34, 180 eksi 34, 146. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıdaki verilere göre DCE açısının ölçüsü x kaç derecedir? Eşkenar üçgen verilmiş, 60, 60, eşit eşit, 60 artı x. 60 artı x eksi 24 36 artı x 36 artı x Buradaki açı 60 artı x toplamı 180 60 eksi x toplayalım Görüldüğü üzere toplamı 60 eksi x artı 72 artı 2x 180 x 180 eksi 132 48 doğru cevap B seçeneği. Paralel kenar ve eşkenar dörtgenin çevreleri eşit ve olduğuna göre AB bölü AD oranı kaçtır? 5 A'ya EF uzunluğu 4 A verilmiş. Çevresi 4 A çarpı 4. Çevreleri eşit. 5A artı K çarpı 2. 8A eşittir. 5A artı K. K eşittir. 3A. 3A. 5A bölü. 3A. 5 bölü 3. Doğru cevap B seçeneği. Şekilde ABDC'ye paralel olduğuna göre D açısının ölçüsü kaç derecedir? İkisinin toplamı 180. 7x artı 40. 180. 140. x eşittir 20. 50. Toplamı 180. 130. Doğru cevap C seçeneği. Elde edilen dik yamuğun alanı kaç santimetre karedir? 12. A diyelim A. A eksi 6. A'nın karesi. A eksi 6'nın karesi artı 12'nin karesi. A eşittir 15. 9, 12, 15 üçgeni. 15. Dikyamun alanı 15 artı 6 bölü 2. Yükseklik 12. 6. 21 çarpı 6. 126. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki şekilde yeşil boyalı alan, sarı boyalı alanlar toplamına eşit olduğuna göre AE bölü DC oranı kaçtır? CF uzunluğu A, 2A. AE, 2K. EB uzunluğu 3K. Birleştirelim. A'ya 2A olur. Yükseklikler eşit. Tabanlar oranı, alanlar oranı. 3'e 3A, 2'ye 2A olur toplamı 4A. 4A, 3A olur. 2'ye 2A, 3A'ya 3K olur. AE uzunluğu 2K, DC 3K, 2 bölü 3. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıdaki şekilde AECD dörtgenin çevresi BEC üçgenin çevresinden 7 cm fazla olduğuna göre EB uzunluğu x kaç santimetredir? iç tersten eşit x olur a çevre uzunluğu 2x artı a artı 7 eşittir çevre uzunluğu 10 25 artı a 2x 18 x eşittir 9 doğru cevap c seçeneği. Şekilde uzunluklar oranı olduğuna göre AB uzunluğu x kaç santimetredir? 2k'ya 5k uzatalım. Paralel olur. İç tersten eşit. Görüldüğü üzere 13 13 6 olur. Benzerlikten 2'ye 5, 6'ya 15 olur. Doğru cevap D seçeneği. Şekilde S1 bölü S2 alanlar oranı kaçtır? İç tersten eşit. 5'e 5. 5 olur. Birleştirelim. 1'e A. 5'e 5 A. Yükseklikler eşit. Tabanlar oranı alanlar oranı. 6 A. 6 A olur. Üçgenin alanı. 5 A. Dörtgenin alanı. 7 A. 5 bölü 7. Doğru cevap C seçeneği. Şekilde alan ABCde 56 santimetre kare olduğuna göre aE uzunluğu kaç santimetredir? Birleştirelim x. Üçgenin alanı tüm alanın yarısı 56'nın yarısı 28, x çarpı 4 kök 2 bölü 2, 2, 14, 14 bölü kök 2, 7 kök 2. Doğru cevap D seçeneği. ABCD eşkenar dörtgenin alanı 96 cm kare olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç cm karedir? A'ya 3 A 3A verilmiş. B'ye 3 B 3B verilmiş. Birleştirelim. Eşit eşit. Eşit eşit. 3'e 4. 3'e 4. Paralel. 3 bölü 4 benzerlik oranı karesi alanlar oranı. 9 a 16. 9'a 16, 9a'ya 16a, 7a, 16, 1'e 2, karesi, 1'e 4, 16'yı 4'e bölelim, 4a, 12a olur. Tüm alan 32a, eşittir 96, a eşittir 3, 19a, 19 çarpı 3 57. Doğru cevap E seçeneği. Buna göre Z harfi modelinin çevresi kaç santimetredir? EF uzunluğu 5, AB uzunluğu BC uzunluğuna eşit. KL 3, BE 4. Görüldüğü üzere 9'a 3, 3 kat A'ya 3A olur. 3A olur. 3A. Benzerlikten 3A'ya 4. 9'a 3A. 3, 3, A kare 4, A eşittir 2. 6 olur. 6, 6, 4, 6, 2. 3, 2, 7. Toplayalım. 7, 10, 12, 15, 21, 26, 32, 36, 36 artı 12, 48. Doğru cevap C seçeneği. ABCD paralel kenarında AF uzunluğu 12 cm, CE 4 cm olduğuna göre alan ABCD kaç santimetre karedir? A'ya 2A verilmiş. Birleştirelim. Buradaki alan 12 çarpı 4 bölü 2, 24. 2A'ya 24, A'ya 12 olur. Tabanlar oranı, alanlar oranı, yükseklikler eşit. 36. 36. Tüm alan 72. Doğru cevap B seçeneği. Oluşan şeklin çevresi 48 cm olduğuna göre AB uzunluğu kaç cm'dir? AAA diyelim. Görüldüğü üzere 3A, 3 a a 5A, 5A, 8A çarpı 2 eşittir 48, 16A eşittir 3. 3 kere 4 12. 3 çarpı 2 6. Pisagor'dan 6 12 6 kök 5. Doğru cevap E seçeneği. P noktasında bulunan Yavuz'un AB kenarına uzaklığı 45 metre olduğuna göre DC kenarına uzaklığı kaç metredir? Ali'nin tüm kenarları uzaklıkları toplamı görüldüğü üzere 2 tane yükseklik, 2H 120 H eşittir 60 DC kenarına uzaklık soruluyor. X 45 45 artı X 60 X eşittir 15 Doğru cevap B seçeneği. Şekilde ADB açısının ölçüsü 56 derece olduğuna göre BCE açısının ölçüsü X kaç derecedir? Eşit eşit verilmiş. Dikdörtgende köşegen uzunlukları eşit. ikizkenar üçgen olur. 56, 90 eksi 56, 34. 56 olur. Görüldüğü üzere 56 artı x. Toplayalım. 34 artı 56, 112 artı 2x, 180. 2x 180 eksi 146 34 17 doğru cevap E seçeneği. Buna göre D ile B üssü noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Dik üçgen oluşturalım, birleştirelim x. Görüldüğü üzere 15 sağa doğru 5. 4 birim aşağı doğru 15. X'in karesi 15'in karesi artı 20'nin karesi 25. Doğru cevap A seçeneği. Buna göre futbol sahasının alanı basketbol sahasının alanının kaç katıdır? 45 çarpı 112. K katı 15 çarpı 28. Sadeleştirelim. 3. 7'ye bölelim. 112 7'ye bölelim 7, 42, 16. 4, 4, 12 doğru cevap E seçeneği. ABCD dikdörtgenin alanı 160 santimetre kare olduğuna göre çevresi kaç santimetredir. AD uzunluğu 2A, AB 5A 2A çarpı 5A 160 10. A kare 16. A eşittir 4. 8, 20. Çevre uzunluğu 8 artı 20 çarpı 2, 56. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre dikdörtgenin köşegen uzunluğu kaç santimetredir? Dikdörtgenin kenarları A ya B. Karenin C. Çevre uzunlukları eşit. A çarpı B 48. C kare 64, C 8. Çevre uzunluğu 4 çarpı 8, 32. 2 tane A artı B, 32. A artı B eşittir 16. A çarpı B, 48. A artı B'nin karesi, 16'nın karesi. A kare artı B kare artı 2AB 48 256 eksi 96 A kare artı B kare 96 160 karekökü A kare artı B kare köşegen uzunluğu 4 kök 10 olur. Doğru cevap D seçeneği. Şekilde verilenlere göre DE artı EF toplamı kaç santimetredir? Alfa, beta, beta, alfa. 12, A diyelim. Alfanın gördüğü A, 6. Betanın gördüğü 6, 12. A eşittir 3 olur. 12 eksi 3, 9 olur. 3, 6, 3 kök 5, 6, 12, 6 kök 5, 9 kök 5. Doğru cevap C seçeneği. Aynı dikdörtgenler şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde KL uzunluğu kaç santimetredir? Görüldüğü üzere çevresi 64, kare oluşuyor. 4A 64, A eşittir 16. 4'e bölelim 4, 4 olur. 4, 16, 8 olur. 4, 12 olur. Dik çizelim 8, 8, 12. X'in karesi 8'in karesi artı 12'nin karesi. 64, 144, 208, kök 208, 4 kök 13. Doğru cevap E seçeneği. Yukarıdaki verilere göre alanlar oranı kaçtır? A diyelim. A. FB uzunluğu 2A. Paralel kenar 2A olur. Benzerlikten 1'e 2. Karesi alanlar oranı 1'e 4. A'ya 4A olur. A bölü 4A. 1 bölü 4. Doğru cevap C seçeneği. Verilen uzunluk ölçülerine göre S1 eksi S2 farkı kaç santimetredir? 6 verilmiş, 6 6, 4, 14, 14 olur. 6 6, 14, 10. S1 alanı 12 çarpı 10 bölü 2, 60. S2 alanı 14 artı 4 bölü 2 yükseklik 6. 9 çarpı 6 54 60 eksi 54 6 Doğru cevap E seçeneği. Yukarıdaki verilere göre S1 bölü S2 alanlar oranı kaçtır? Paralel verilmiş. Uzatalım. Paralel kenar olur. EB uzunluğu 3A iken DE 2A. Benzerlikten 2 bölü 3. Karesi alanlar oranı 4'e 9. 4A'ya 9A olur. Birleştirelim. 2T'ye 3T 4 2 katı 3'e 6A 10A 10A olur. S1 alanı 4A topladığımızda 16 25A 4 bölü 25 doğru cevap E seçeneği. Buna göre Semra ile Ayça'nın elde ettiği şekillerin alanları arasındaki fark kaç santimetre karedir? Kare yapılıyor. 60'ı 4'e bölelim. 15. Karenin bir kenar uzunluğu 15. 15'in karesi 225. Dikdörtgen yapılıyor. A, 2A, 3A, 6A, 60, A 10. 20 200. Fark 25. Doğru cevap C seçeneği. Verilen uzunluk ölçülerine göre A üstü C uzunluğu x kaç santimetredir? 15. 8, 15, 17. 8, 8. 15, 17. 8, 6. 10, 6 olur. 9. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıdaki verilere göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? HB uzunluğu A, CH uzunluğu 2A verilmiş, 3A, 3A, 3A olur. DE uzunluğu 10 verilmiş, 3, 4, 5A. 5A10 A eşittir 2 6 2 Karenin alanı 6'nın karesi artı 2'nin karesi 40 40 eksi buradaki alan 6 çarpı 8 bölü 2 40 eksi 24 16 Doğru cevap E seçeneği. Yapılan bu çizime göre alanlar oranı kaçtır? ABCD kare BC ve AD üzerinde E ve F noktaları alalım. CE uzunluğu 3 AF uzunluğu 4 AB uzunluğu 10. 6 olur. 7 olur. Birleştirelim. Alanlar oranı. Buradaki alan 10 artı 4 artı 7 bölü 2 yükseklik 10. Buradaki alan 6 artı 3 bölü 2 yükseklik 10. Sadeleştirelim. 11 bölü 9. Doğru cevap D seçeneği. Üst üste gelen kısımlar yeşil göründüğüne göre yeşil boyalı bölgenin çevresi kaç santimetredir? 3'e 6, A'ya 2A olur. 12. 3A eşittir 12. A4 olur. 8, 4, Pisagor'dan 5, 6, 8, 10. 15 15 15 9 çevre uzunluğu 9 24 39 artı 5 8 13 52 doğru cevap B seçeneği Buna göre DAB açısının ölçüsü x kaç derecedir? 40 derece döndürülüyor. 40 derece olur. Alfa 40 derece. Görüldüğü üzere 90 derece alfa 10 50. X eşittir 50. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre şekil 2'de pembe görünen alan sarı görünen alandan kaç santimetre kare fazladır? Katlandığında 4 4 olur. Görüldüğü üzere 12 olur. 12 olur. 10 olur. 4 olur. 40, 4, 4. 16 bölü 2, 8, 48. Topladığımızda 56, eksi 40, 16. Doğru cevap B seçeneği. Masa yüzeyinde açıkta kalan alan S1, örtünün kenarlardan sarkan kısmının alanı S2 ise S1 bölü S2 oranı kaçtır? 120, Kare olduğu için 160, 40 santimetre sarkıyor. 40 çarpı 160. Açıkta kalan alan 200, 160, 40. 40 çarpı 120. Sadeleştirelim. 4'e bölelim. 3 bölü 4. Doğru cevap D seçeneği. Yukarıdaki verilere göre DKA açısının ölçüsü alfa kaç derecedir? İkiz kenar yamuk verilmiş. AC uzunluğu DE uzunluğuna eşit. İkiz kenar yamukta köşegen uzunlukları eşit. Eşit. Eşit olur. İkiz kenar üçgen 85 olur. 35, 35, 35 derece, 50 derece olur görüldüğü üzere 50 85 topladığımızda 135 2 iç açının ölçüsü toplamı dış açıya eşit 135 eksi 35 180 derece doğru cevap B seçeneği domates ekili alan biber ekili alanın 7 bölü 11 olduğuna göre x kaç metredir? 90 artı x 90 artı x 50. H diyelim yükseklik H. 90 artı x bölü 2 H 7 bölü 11. 50 artı x bölü 2 H. Sadeleştirelim. 7 çarpı 9 630 artı 7x. 550 artı 11x 550 çıkaralım 80 4x x eşittir 20 doğru cevap C seçeneği A üssü ile D üssü arasındaki uzaklık kaç santimetredir? x diyelim görüldüğü üzere 3 3 8 dik üçgen oluşturalım 3 8 8, 6, 10. Doğru cevap C seçeneği. Alan ABCD kaç santimetre karedir? 6'ya 15 verilmiş. DE'yi birleştirelim. 6, 6 olur. 9 olur. A diyelim. Görüldüğü üzere 15 artı A, 15 artı A, A artı 9 olur. A artı 10. 6'ya oranı 6'nın a'yı oranına eşit olur. a çarpı a artı 9, 36. a eşittir 3 olur. 12, 3, 18, 18, 36. Doğru cevap a seçeneği. Buna göre alfa açısı kaç derecedir? Görüldüğü üzere alfa artı 25, alfa artı 25, alfa Alfa 90 derece toplamı 360, 4 alfa artı 50 360 140 220 Alfa 55 derece. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre K ile L noktaları arasındaki uzaklığı kaç santimetredir? Görüldüğü üzere 45-45, eş parçalar 45 4 4 olur. 4 10 18 olur. 18 18 10. Birleştirelim x 4 olur 14. x'in karesi 14'ün karesi artı 14'ün karesi x 14 kök 2. Doğru cevap E seçeneği. Kapı tam açıldığında aşağıda verilen kare ve dikdörtgen şeklindeki çerçevelerden hangileri bu kapıdan geçebilir? Hipotenüsünü bulalım. 80, 150, 170. 4x, 3x, 5x, 5x, 300, x eşittir 60. 3 çarpı 60 180 4 çarpı 60 240 Görüldüğü üzere geçemez. 160 200 Köşegen uzunluğu daha büyük olur. 160 olduğu için 170 köşegen geçer. 200, 250, 150, boyu 150 geçer. 100 kök 6 kök 2'ye bölelim. 100 kök 3 100 kök 3 170'ten büyük olur. Sığmaz. 170, 170 yan geçer. Sığar. Doğru cevap 2, 3, 5. Doğru cevap D seçeneği. Şekilde AD, BD dik olduğuna göre FB uzunluğu X kaç santimetredir? DE 3A'ya 2A verilmiş. Görüldüğü üzere 10, 3A6 4 olur. 6, 6, 8, 10, 8 eksi x olur. Benzerlikten 6'ya 10, 8 eksi x'e x, 3'e e 5, 3x, 40 eksi 5x, 8x, 40, x eşittir 5. Doğru cevap D seçeneği. Yukarıdaki verilere göre mavi boyalı alanın sarı boyalı alanı oranı kaçtır? EC uzunluğu A, 3A, 4A. Benzerlikten 3'e 4, karesi alanlar oranı 9A, 16. 9A'ya 16A, 3K'ya 4K, 3'e 9, 4'e 12A olur. 28A, 28A. Köşegen alanı 2'ye böler. 19A olur. Mavi alan 19A. Sarı alan 12A. 19 bölü 12. Doğru cevap D seçeneği. Yukarıdaki şekilde pembe boyalı alan 30 cm kare olduğuna göre mavi boyalı alan kaç cm karedir? 30 verilmiş. A'ya 3A. B'ye 4B. Köşegen çizelim. Köşegen alanı iki eşit parçaya böler. 3'e 30, A'ya 10 olur. Yükseklikler eşit, tabanlar oranı, alanlar oranı. 40, görüldüğü üzere 4'e 1, 45'e bölelim. 8, 4 katı 32 olur. Mavi alan 32, doğru cevap B seçeneği. Buna göre x bölü y oranı kaçtır? Y, y. A diyelim A. Buradaki alan A çarpı Y 240. A çarpı X 96. Oranladığımızda A'lar sadeleşir. X bölü Y oranı 96 bölü 240. 12'ye bölelim. 8. 12'ye bölelim. 20 4'e bölelim 2. 5. Doğru cevap E seçeneği. Buna göre çevre ABCD kaç santimetredir? BC uzunluğu A iken AB 7A verilmiş. A 6A olur. 7A A. Görüldüğü üzere 6 8 10A D, D üssü 10A20 A eşittir 2 14 2 14 artı 2 çarpı 2 16 32 Doğru cevap C seçeneği. Buna göre F noktasının AB ve BC'ye uzaklıkları toplamı kaç santimetredir? 15 15 alfa beta alfa beta 9 12 15 eş üçgenler 12 9 olur 12 3 olur AB'ye uzaklık 3 artı uzaklık 12 4 4 olur toplam 7 doğru cevap D seçeneği Buna göre ipin uzunluğu kaç santimetredir birer santimetre 3 3 3 kök 2 1 1 kök 2 kök 2 kök 2 olur 1 1 2 3 4 5 6 7 karesi 49 artı 1 50 5 kök 2 5 kök 2 toplayalım 5 7 8 11 kök 2. Doğru cevap E seçeneği. Yukarıdaki verilere göre alanlar oranı kaçtır? H diyelim. ABC'de dörtgenin alanı 8 artı 1 bölü 2 yükseklik H. Buradaki dörtgenin alanı 3 artı 9 bölü 2 H. Sadeleştirelim. 9 bölü 12 3 bölü 4. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıdaki verilere göre HK uzunluğu X kaç santimetredir? Dikdörtgende köşegene inen dikler eşit olur. Eşit eşit. 6, 4, 4 olur. Öklitten 6'nın karesi 4 çarpı 4 artı X. 36, 4, 9, 4 artı X. 5 olur. Doğru cevap B seçeneği. FE uzunluğu 8 cm olduğuna göre AE doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Alanlar eşit 2a, 2a, 2a diyelim. EB'yi birleştirelim. AEB eşkenar dörtgenin alanının yarısı 6a, yarısı 3a, a olur, a olur. Görüldüğü üzere yükseklikler eşit tabanlar oranı alanlar oranı. A'ya 2A, 8'e 2 katı 16. 16 artı 8, 24. Doğru cevap E seçeneği. Ali'nin yapacağı dikdörtgenin alanı en çok kaç santimetre kare olur? Dikdörtgen kenar uzunlukları birbirine eşit olursa alan en büyük olur. 60'ı 4'e bölelim. 15. Kare olursa alan en büyük. 15'in karesi 225 doğru cevap D seçeneği kaderin oluşturduğu dörtgenin alanı kaç santimetre karedir görüldüğü üzere 5 santimetre 6 çarpı 5 30 yükseklik 4 çarpı 5 20 2 çarpı 5 10 yamuğun alanı 30 artı 10 bölü2 yükseklik 20 10 400 doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki verilere göre ABCD yamuğunun alanı kaç santimetre karedir? A'ya 2A verilmiş. Dikindirelim 90 derece. 6, 4, 2'ye 4, A'ya 2 olur. 1'e 3, 3'e 9 olur. Yamuğun alanı 12 artı 6 bölü 2 yükseklik 9. 9 çarpı 9, 81. Doğru cevap E seçeneği. Şekilde BD uzunluğunun 4 katı, AD uzunluğunun 5 katına eşit olduğuna göre EC uzunluğu X kaç santimetredir? 4K'ya 5K verilmiş. Deltoid, uzun köşegen, açı ortay olur. X artı 5'in 5K'ya oranı x artı 2'nin 4K'yı oranına eşit olur. Açı ortay. Sadeleştirelim. 4X artı 20. 5X artı 10. X eşittir 10. Doğru cevap C seçeneği. Oluşan dörtgensel bölgenin alanı 36 cm kare olduğuna göre D ile B noktaları arasındaki uzaklık en çok kaç santimetredir? x diyelim alan 36 18 18 3 3 15 15 alfa diyelim 18 eşittir 1 bölü 2 3 çarpı 15 çarpı sinüs alfa sadeleştirelim 9 2 sinüs alfa 4 bölü 5 dik üçgen oluşturalım alfa 4 5 3. Kosinüs teoremi yapalım. X'in karesi 3'ün karesi artı 15'in karesi eksi 3 çarpı 15 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa x kare 9 225 kosinüs alfayı geniş açı alalım artı olur 3 bölü 5 3 54 Topladığımızda 288 12 kök 2. Doğru cevap E seçeneği. Şekilde AECF deltoidinin alanı 84 santimetre kare olduğuna göre çevresi kaç santimetredir? Açı ortay olur. 7, 7 olur. 84 yarısı 42. 7 çarpı A bölü 2, 42. A eşittir 12 olur. 12, 12, 5, 5, 12, 13, 13. 26 artı 14, 40. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıdaki verilere göre alanlar oranı kaçtır? Deltoid alanı eşit böler, açı ortay olur, eşit eşit olur. 6'ya 4, tabanlar oranı alanlar oranı. 4A'ya 6A olur. 6A olur. 4A bölü 12A 1 bölü 3. Doğru cevap A seçeneği. Şekilde BD uzunluğu 24 cm olduğuna göre AC uzunluğu kaç cm? Alfa diyelim. 4 alfa, 2 alfa, 2 alfa olur. Alfa olur. 3 alfa 90, Alfa eşittir 30 derece. 30, 60. BD uzunluğu 24. 90 derece. 30'un gördüğü 12. 12 kök 3. 90'un gördüğü 12 kök 3. 6 kök 3 olur. 6 kök 3. 12 kök 3. Doğru cevap E seçeneği. AD uzunluğu 4 cm, DE uzunluğu 3 cm olduğuna göre D üstü E uzunluğu kaç santimetredir? 3 4 5 üçgeni alfa diyelim, beta görüldüğü üzere 4 3 beta olur, alfa olur. İç tersten alfa olur 90 derece. Görüldüğü üzere 5 4 x x'in karesi 5'in karesi artı 4'ün karesi 41 kök 41. Doğru cevap E seçeneği. Dikdörtgenlerin kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre Nisan'ın yaptığı dikdörtgen alanı Birkan'ın yaptığı dikdörtgen alanından kaç santimetre kare fazladır? En büyük dikdörtgen 44'e 4'e böldüğümüzde 10 kare olur. 10'un karesi 100. Alanı 100 görüldüğü üzere 1, 1, 38, 19, 19 olur. 19 çarpı 1, 19. Farkı 81. Doğru cevap A seçeneği. Buna göre C, C üssü uzunluğu x kaç santimetredir? 4, 4 kökü 3, 8, 30, 60, 90 dik üçgeni, 30 derece, 60 derece, 30 derece. Görüldüğü üzere 60 derece eşkenar üçgen olur. 8, 8, 8. Doğru cevap C seçeneği. Boyalı üçgenin alanı 8 artı 8 kök 2 santimetre kare olduğuna göre AD uzunluğu x kaç santimetredir? Katı geri doğru açalım. 90 derece, 90 derece. 45 derece, 45 derece, 45 derece olur. A A diyelim. A A kök 2 A artı A kök 2 A artı A kök 2 A çarpı A parantezinde kök 2 artı 1 bölü 2 alanı verir. 8 parantezinde kök 2 artı 1 2 ile çarpalım. 16 A eşittir 4 olur. 4 artı 4 kök 2. Doğru cevap B seçeneği. Şekilde boyalı alan 32 santimetre kare olduğuna göre FL uzunluğu x kaç santimetredir? Görüldüğü üzere AL a birim, ED a birim, LB uzunluğu 2a birim. 3a'nın karesi 144. 3a eşittir 12. A eşittir 4 olur. 4, 4. 32 verilmiş. B diyelim 4 çarpı B. 32, B 8 olur. Dik indirelim. Görüldüğü üzere 8, 4, 4 olur, 4 olur. 12, 8 olur. X'in karesi 8'in karesi artı 4'ün karesi 4 kök 5. Doğru cevap A seçeneği. Mavi boyalı bölge bir kare olduğuna göre x artı y toplamı kaç santimetredir? 8 çarpı 9, 72. Alan 2'ye bölünüyor, 36, 36. A diyelim kare, A kare, 36, A eşittir 6. 8 x eşittir 2 9 y eşittir 3 topladığımızda 5 doğru cevap D seçeneği buna göre C üssü noktasının D doğrusuna uzaklığı kaç santimetredir 6 kök 3 verilmiş 12 dik üçgen oluşturalım 90 derece 90 derece 12 60 derece, 30 derece, 60 derece, 30 derece. 12, 6 olur. 6 kök 3. 3 kök 3, kök 3 katı 9. 15, 15 olur. Doğru cevap B seçeneği. AB uzunluğu 8 cm, AD uzunluğu 6 cm olduğuna göre boyalı üçgenin çevresi kaç santimetredir? Katlandığında açıortay eşit eşit olur. 8, A, 8 eksi A, 6 olur, 6, 8, 10, 4 olur. Çevre uzunluğu A artı 8 eksi a artı 4. 12. Doğru cevap C seçeneği. Özdeş C, D ve AEFK paralel kenarları şekildeki gibi üst üste konulduğunda LF uzunluğu kaç santimetredir. Uzatalım birleştirelim. 90 derece, 60 derece, 30 derece, 4, 4 kök 3. A diyelim. A'nın karesi artı. A'nın karesi eşittir. 4 kök 3 artı 11'in karesi. A kare 48, 121, 169. A eşittir 13. 7, 7 olur. 13, 6 olur. 120 derece 60 derece 10 x dik indirelim 90 derece 30 derece 3 3 kök 3 7 x'in karesi 3 kök 3'ün karesi artı 7'nin karesi 27 artı 49 x kare 76 2 kök 19. Doğru cevap E seçeneği. Buna göre alfa artı teta toplamı kaçtır? Dik indirelim 90 derece. A diyelim 5 eksi A. B diyelim B'nin karesi artı A'nın karesi 8'in karesi. B'nin karesi artı 5 eksi A'nın karesi 7'nin karesi. Çıkardığımızda A kare 5 eksi A'nın karesi 8'in karesi eksi 7'nin karesi. 2 kare farkı 2a eksi 5 çarpı 5, 15, 1, 3, 2a, 8, a eşittir 4, 4, 4 kök 3, 1. Görüldüğü üzere 4, 4 kök 3, 60 derece olur, 30 derece olur. 90 derece 90 derece 90 90 eksi teta 90 eksi alfa 60 artı 90 eksi teta artı 90 eksi alfa 180 alfa artı teta 60 doğru cevap D seçeneği. Şekilde verilenlere göre boyalı ABE üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Uzatalım. Dik üçgen oluşturalım. Eşit eşit. Alfa beta. Alfa beta. Eş üçgenler. 3, 3, 3 kök 2, 3 olur. 6, 6 olur. 6 çarpı 3 bölü 2, 9. Doğru cevap C seçeneği şekilde verilen boyalı ADE üçgenin alanı 32 santimetre kare olduğuna göre CE uzunluğu x kaç santimetredir? 10, 10, alfa, beta, alfa olur. A diyelim. Sinüs teoreminden 1 bölü 2, 10 çarpı A çarpı sinüs alfa. Görüldüğü üzere A bölü 10, 32 a kare, 64. A eşittir 8. 6, 8, 10 üçgeni 6. Doğru cevap D seçeneği. Buna göre şekil 2'deki çokgensel bölgenin çevresi kaç santimetredir? Birleştirelim. 16. Karenin alanı 16'nın karesi 256. 256 eksi 239. 16, 7, 17. Buradaki alan 17. A diyelim, B diyelim. A çarpı B bölü 2 17. A çarpı B 34. A artı B'nin karesi, A kare artı B kare 16'nın karesi 256 artı 2AB topladığımızda 68 A artı B toplayalım 14 elde 1, 2, 324. A artı B eşittir 18 olur. 18 artı 1, 2, 3, 3 tane 16, 48. Topladığımızda 66. Doğru cevap C seçeneği. Şekilde EF doğru parçası şeklinin alanını iki eşit parçaya böldüğüne göre... FB uzunluğu x kaç santimetredir? Paralel kenar verilmiş. 6. Yüksekliğe h diyelim. Alanlar eşit. 6 çarpı h x artı 1 bölü 2 çarpı h. 12 x artı 1 x 11. Doğru cevap e seçeneği. Şekilde mavi boyalı alan yeşil boyalı alandan x santimetre kare fazla olduğuna göre Sarı boyalı alan pembe boyalı alandan kaç santimetre kare daha fazladır? Köşegenleri çizelim. Eşit 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 olur. Alanlar eşit. 6a'ya 10a diyelim. Yükseklikler eşit, tabanlar oranı, alanlar oranı. 7 16 9 7a'ya 9a olur. 16 8'e bölelim 2. 4a'ya 12A olur. 5 10A'ya 6A olur. Görüldüğü üzere 20, 18 2A, X 15 11 4A 2X olur. Doğru cevap C seçeneği. 1 ve 2 numaralı parçaların alanları oranı aşağıdakilerden hangisidir? A diyelim. A, A. 6 A, EC uzunluğu 3 A, KF uzunluğu 6 A. 8 A, 5 A olur. 8 A olur. Görüldüğü üzere yamuğun alanı 5 A artı A bölü 2 8 a 6 3 24 a kare Yamuğun alanı a artı 3 a bölü 2 8 a 4 2 16 a kare Tüm alan 8 a'nın karesi 64 a kare Görüldüğü üzere 24 a 16 A, 40, 24, A olur. 24 bölü 24 oranı soruluyor. 1. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki verilere göre boyalı ADEC dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Dik indirelim 90 derece. 60'ın gördüğü 4 köküç olur. 8, 4, kök 3. Dikindirelim 4, 2 2 kök 3 olur. 9 kökü 3 çarpı 4 kök 3 bölü 2 eksi üçgenin alanını çıkaralım. 3 kök 3 çarpı 2 kök 3 bölü 2. 2, 3, 27, 54 2 3, 9, 45 doğru cevap B seçeneği. Çevre ABC'de 104 santimetre olduğuna göre katlama sonucunda elde edilen karenin alanı kaç santimetre karedir? Katlandığında 12A diyelim. Görüldüğü üzere kare 12 artı A. Çevre uzunluğu 36 artı 2A çarpı 2. 104 36 artı 2A 52. 2A 52 eksi 36 16 A eşittir 8 bir kenar uzunluğu 20 20'nin karesi 400 doğru cevap C seçeneği Kale çatlağının uzunluğu kaç santimetredir dik 90 derece 60 20 dik 80 80 Pisagor'dan 60 80 100 Doğru cevap B seçeneği Kağıdın çevresinin ilk duruma göre değişimi aşağıdakilerden hangisidir? A diyelim A çarpı 15 eşittir 120 A eşittir 8 olur 8 6 8 10 10 10 olur 9 15 6 Görüldüğü üzere iki uzunluk toplamı eşit 20 eksi 8 artı 8 16 4 santimetre artar. Doğru cevap C seçeneği. Şekildeki dik üçgen prizmada AC uzunluğu 6 cm, AB uzunluğu 8 cm ve BCE'de bir kare olduğuna göre prizmanın yanal alanı kaç santimetre karedir? 6, 8, 10 üçgeni 10, 10 olur. Taban çevresi 14, 24 çarpı yükseklik 10 yan alanı verir. Doğru cevap B seçeneği. Şekilde pembe boyalı alan mavi boyalı alandan 36 santimetre kare fazla olduğuna göre AB uzunluğu kaç santimetredir? 2A diyelim. AE 3A olur. AB uzunluğu 6A olur. Pembe alan 6A çarpı 2A. Mavi alan 3A çarpı 2A. 36 fazla 12A kare eksi 6A kare 36. 6A kare 36. A kare 6. A eşittir kök 6 olur. AB uzunluğu 6 kök 6. Doğru cevap D seçeneği. Şekilde CL uzunluğu GL uzunluğun 2 katı olduğuna göre boyalı EKLH dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? 6 6 A'ya 2 A verilmiş. 12 A eşittir 4 8 olur. 4 olur. 2 kök 5. B diyelim B'nin karesi. 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi. 16, 20, 36. B eşittir 6 olur. Dikdörtgenin alanı 6 çarpı 6, 36. Doğru cevap A seçeneği. Bu depoya ebatları 50 cm olan küp şeklindeki kutulardan en fazla kaç adet konulabilir? 3 çarpı 4 çarpı 6 bölü metreye çevirelim. 0,5 0,5 0,5 1 bölü 2 6 1 bölü 2 8 1 bölü 2 12 48 çarpı 12 12 ile çarpalım. 96 48 7 576 Doğru cevap E seçeneği. Buna göre simgenin yaptığı kutunun hacmi kaç santimetre küptür? BC uzunluğu 30 verilmiş. 5 5 10 20 20 AB uzunluğu 50 40 40 5 20 çarpı 40 çarpı 5 100 4000 doğru cevap D seçeneği. Ebatları 5, 8 ve 20 santimetre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutuya Ebatları 1 2 ve 10 olan çikolatalardan en çok kaç tane yerleştirilebilir. 20 çarpı 8 çarpı 5 hacmi, Çikolatanın hacmini bölelim. 2 çarpı 1 çarpı 10. 20, 40. Doğru cevap D seçeneği. Bu kap şekil 2'deki konumda tutulduğunda suyun yüksekliği x kaç santimetredir? 10 çarpı 5 çarpı x eşittir. Suyun hacmi 15 çarpı 10 çarpı. Buradaki yükseklik 2. 50 görüldüğü üzere 10, 5, 3, 6. Doğru cevap E seçeneği. Buna göre alan KLM ne kaç santimetre karedir? Hacmi 54 kök 2. A küp 54 kök 2. A eşittir 3 kök 2. 3 kök 2. 3 kök 2. 6. 3 kök 2. 6 çarpı 3 kök 2, 18 kök 2. Doğru cevap C seçeneği. Piramidin cisim yüksekliği kaç santimetredir? Dikindirelim. 90 derece, 90 derece, 90 derece, 18 yarısı 9, 8, 8, 8, 15, 17 üçgeni, H'nin karesi artı 9'un karesi, 15'in karesi, 9, 12, 15 üçgeni, Yükseklik 12. Doğru cevap C seçeneği. E, A eşit A, F olduğuna göre A ile K noktaları arasındaki en kısa uzaklık kaç metredir? Dik üçgenler oluşturalım. X 90 derece 90 derece olur. 90 yarısı 80 80 240 120 x'in karesi buranın karesi 80'in karesi artı 90'ın karesi artı 120'nin karesi x kare 150'nin karesi 80'in karesi artı 150'nin karesi x eşittir 170 1,7 metre doğru cevap D seçeneği buna göre AB uzunluğu kaç santimetredir birleştirelim 10 santimetre, 10 santimetre dik üçgen oluşturalım. 10, 10, 20, 20, 10, 10, 30. Kök içerisinde 30'un karesi, 20'nin karesi. Birleştirelim. Kök içerisinde 30'un karesi artı 20'nin karesi. 10, 10, x'in karesi. 20'nin karesi artı 30'un karesi artı 20'nin karesi. X'in uzunluğu 10'un karesi parantezini alalım. 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı 2'nin karesi. 10 kök 9 4 4 8 17 Doğru cevap B seçeneği. Buna göre dolu kutunun tamamında kaç bardak süt vardır? Taban alanı A yükseklik 6. 6 yüksekliğinde 1,5 bardaklık süt var. Toplam 20. 20 yüksekliğinde x bardaklık süt olur. 6x 1,5 çarpı 20. 6x 30. 5. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıdaki kare prizmada verilenlere göre boyalı AKL üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Eşit eşit verilmiş. BC uzunluğu 10, 5, 5, 10, 5 kök 5. CG uzunluğu 12, 6'ya bölelim. 2, 10, 90 derece, 10 çarpı 5 kök 5 bölü 2, 25 kök 5. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre cismin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Birleştirdiğimizde görüldüğü üzere 2 çarpı 3, 6, 6, 12 santimetre kare yüzey alanı azalır. Tüm alanı bulalım. 2 çarpı 6 çarpı 8 artı 6 çarpı 8. 8 çarpı 8. 48 48 64 2 çarpı 64 artı 96 100 160 320 320 eksi 12 308 Doğru cevap B seçeneği. Karıncanın alacağı yol en az kaç metredir? B noktası A noktası 150 cm 15 topladığımızda 50 100 150 200 Buradaki uzunluk Pisagor'dan 150 200 250 2,5 metre. Doğru cevap e seçeneği. Yukarıdaki verilere göre PR uzunluğu x kaç santimetredir? Dik indirelim 90 derece 2, 6, 2, 3, 6, 5. Dik indirelim 5'in karesi artı 3'ün karesi, x'in karesi, 4'ün karesi artı, 3'ün karesi artı 5'in karesi. 5'in karesi 2 tane 5'in karesi 50 5 kök 2 doğru cevap D seçeneği A ile K noktalarını birleştiren ipin uzunluğu en az kaç santimetredir? Şekli açalım. Görüldüğü üzere eşkenar üçgen 60, T noktası, K noktası. 6, 3, 3, 6, 6. Buradaki uzunluk isteniyor. X. Dik üçgen oluşturalım. 90 derece 60, 30. 6, 3, 3 kök 3. X'in karesi 6'nın karesi artı 3 kök 3'ün karesi. 36, 27, kök 63, 3 kök 7. Doğru cevap E seçeneği. Şerit kutunun görünmeyen yüzeylerinde de olduğuna göre zerdanın kullandığı şeritin alanı kaç santimetre karedir? Buradaki uzunluk 50, tabanda da 50 var. 100, 30, 30, 60. Topladığımızda 160 artı 40, 40, 80, 60, 140. 300 çarpı 5 santimetre 1500. Doğru cevap A seçeneği. Buna göre sevimin oluşturduğu piramidin taban alanı kaç santimetre karedir? Düzgün sekizgen. 360'ı 8'e bölelim 45 derece. Her biri 45 derece olur. 4 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2 olur. A, A, A olur taban alanı a kare soruluyor. Kosinüs teoreminden a kare 2 kök 2'nin karesi artı 2 kök 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 çarpı kosinüs 45 1 bölü kök 2. Sadeleştirelim. 8 8 eksi 8 kök 2. A kare 16-8 kök 2. Doğru cevap D seçeneği. Prizmanın toplam alanı kaç santimetre karedir? A diyelim, B diyelim, C diyelim. Sarı hariç tüm alanlar toplamı A artı 2B artı 2C. 118. Pembe hariç tüm alanlar toplamı 2A, 2C, 134. Mavi hariç Tüm alanlar toplamı 2A artı 2B artı C 143. Toplayalım. 5 tane A artı B artı C eşittir. 7, 8, 15, 1, 8, 9, 395. 5'e bölelim. 70, 35, 79. 2 tane A artı B artı C soruluyor. 2 çarpı 79. 158. Doğru cevap E seçeneği. 3 farklı yüzey köşegenin uzunluğu 2 kök 13 cm, 4 kök 5 cm ve 10 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegenin uzunluğu kaç cm'dir? Ayrıtları ABC diyelim a kare artı c kare 10'un karesi olsun. a kare artı b kare 2 kök 13'ün karesi olsun. b kare artı c kare 4 kök 5'in karesi olsun. Topladığımızda 2 tane a kare artı b kare artı c kare 100 52 80 232 a kare artı b kare artı c kare kök 2'ye bölelim 116 2 kök 29 doğru cevap C seçeneği taşan suyun hacmi kaç santimetre küptür boşluğun hacmini bulalım kübün hacminden boşluğun hacmini çıkaralım taşan suyun hacmini bulalım 5 çarpı 4 çarpı 3. Kübün hacmi 4'ün kübü. 64 eksi 64. Doğru cevap E seçeneği. Azra'nın boyu 160 cm, Özge'nin boyu ise 180 cm olduğuna göre kutulardan birinin hacmi kaç santimetre küptür? Y. Görüldüğü üzere 4Y artı X. 160 3x artı 2y 180 2 ile çarpalım. Eksi 1 ile çarpıp topladığımızda 5x eksi 160 360 200 x 40 x yerine 40 yazalım. 120 y eşittir 30 30'un karesi çarpı yükseklik 40. 900 çarpı 40. 36 bin. Doğru cevap D seçeneği. Kap şekil 2'deki gibi ters çevrildiğinde kaptaki suyun yüksekliği kaç santimetre olur? Taban alanına A diyelim. Hacim 4A olur. Piramidin hacmi 1 bölü 3. A çarpı 9. 3A olur. Görüldüğü üzere H diyelim 4A 3A 3A eşittir A çarpı H H eşittir 3 olur. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre AB uzunluğu kaç santimetredir? Görüldüğü üzere 3 birleştirelim. 3 3 90 derece 3 kök 2 x x'in karesi 3'ün karesi artı 3 kök 2'nin karesi 9, 18, 27, x, 3 kök 3. Doğru cevap D seçeneği. Murat'ın yaptığı maketin hacmi kaç santimetre küptür? 12 verilmiş. 12, 10, 10, 15, 10 verilmiş. Prizmanın hacmini bulalım. 6, 6, 8. Taban alanı 12 çarpı 8 bölü 2 yükseklik 10, 6, 480. Buranın hacmi taban alanı 12 çarpı 10 çarpı 15. 12 çarpı 15, 180, 1800. Toplayalım. 8, 2, 2280. Doğru cevap E seçeneği. Oluşan cisimde mavi boyalı alan pembe boyalı alandan kaç santimetre kare fazladır? 2'nin karesi 1 yüzey 4 olur. Görüldüğü üzere toplam 5 tane yüzey var. 5 çarpı 4 20. 1 yüzey 5'in karesi 25 olur. 5 tane 25 artı 25 4 25 eksi 4. Çarptığımızda 125, 25 daha 150, 146, 146, eksi 20, 126. Doğru cevap E seçeneği. Şekil 2'deki konumda A noktasının kolinin tabanına uzaklığı 24 cm olduğuna göre A ile A üstü noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? X uzunluğu isteniyor. 24 15 90 derece 9 olur. Görüldüğü üzere 15 9 12 15 12 15 12 toplam 30 30 eksi 2 tane 12 24 6 6 olur. Doğru cevap A seçeneği. KE uzunluğu ve BL uzunluğu 3 cm olduğuna göre alan ALKD kaç cm karedir? 3 cm 3 cm eşken üçgen CL uzunluğu 5 cm olur. Dik indirelim. 90 derece 4 1 4 kök 3 olur. X diyelim X'in karesi 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi 1 artı 48 49 X eşittir 7 7 çarpı 6 42 doğru cevap A seçeneği.